İçinde bulunduğumuz coğrafyada her yer karışıktır. Bu karışıklığın Türkiye'ye maliyeti günden güne büyümektedir. Suriye konusu uluslararası toplumu üst düzeyde meşgul etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Viyana'da varılan Suriye'de siyasi çözüm planını oy birliğiyle kabul etmiştir. Buna göre Ocak ayında Şam yönetimiyle muhalifler arasında ateşkes ve siyasi geçiş görüşmelerinin başlaması, IŞİD ve Nusra gibi terörist grupların görüşmelere dahil edilmemesi, teröristlere ABD ve dikkatinizi çekiyorum Rusya öncülüğündeki koalisyon unsurlarının saldırılarına devam etmesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 18 Ocak'ta ateşkesin nasıl denetleneceğine dair raporunu paylaşması, 6 ay içinde kapsayıcı, muteber hiçbir mezheple bağlantısı bulunmayan bir hükümetin kurulması, özgür ve adil seçimlerin 18 ay içinde Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenmesi, siyasi geçişin Suriye halkının denetiminde olması kararlaştırılmıştır. Mutabakata varılan başlıklardan hangilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecektir. Ama bir gerçek vardır ki Suriye'de insani, tarihi ve kültürel miras yok edilmektedir. Esad zalimliği ve Rus acımasızlığı özellikle Bayır Bucak'taki soydaşlarımıza göz açtırmamaktadır. Ne çelişkidir ki Türkmen Dağı'ndaki katliamlar görülmemektedir. Rusya IŞİD'i bombalıyorum diyerek Türkmenlere saldırmaktadır. Putin'in gözünü kan bürümüştür. AKP hükümeti ise ne yaptığını bilmez bir haldedir. Hükümet henüz Türk devletinin caydırıcılık vasfını kullanmaktan aciz, soydaşlarımıza arka çıkacak sorumluluk şuurundan mahrumdur. Milli Güvenlik Kurulu'nun 18 Aralık'taki toplantısında Bayır Bucak bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin durumu ele alınmış ve duyarsız kalınmayacağı ifade edilmiştir. Ancak her şey laftadır ve Türkmen Dağı'nın kaybı an meselesidir. Türkmenler denizden, havadan ağır bombardıman altındadır. Esad ise karadan kalleşçe bindirmektedir. Erdoğan Kısıklı'daki villasında poz verip aile boyu fotoğraf çektirirken soydaşlarımız katledilmektedir. Davutoğlu sosyal medyadan görücüye çıkar gibi icraatlarını sıralarken Türkiye'nin güvenliği erozyona uğramaktadır. Sayın Davutoğlu, Türkmenler öldürülüyor. Neredesin? Ülkemizde dört bir koldan tahriklere uğruyor. Ne yapıyorsun? Bunlar için Türk'ün ölmesi önemsiz bir ayrıntıdır. Bu Davutoğlu ki 2012 yılının Kasım ayında İsrail saldırısı sonrası ziyaret ettiği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Aynı Davutoğlu Dağlıca'da şehitlerimizin toprağa düştüğü gün bir futbol müsabakasına katılıyor, yanına aldığı şehit yavrusunu istismar ederek tezahüratlar eşliğinde sevinç çığlığı atıyordu. Erdoğan da Mısır Lesma için yanıp kavruluyor, göz pınarlarından akan yaşları ekranlarda göstere göstere siliyordu. Bunların vicdanında Türklük yoktur.